Bülent Talay ile Balık Avı'ndan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Banggood ve AliExpress'ten gelen paketlerimizin toplu açılışını hep birlikte yapacağız. AliExpress'ten yakın zamanda almış olduğum Balık Avı ile ilgili ürünler yaklaşık bir ay içerisinde elime ulaştı. Açıklama kısmında bütün ürünlerin linklerine ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinden yurt içi veya yurt dışı alışveriş yaparken mutlaka Artı Bey'i kullanın arkadaşlar. Artı Bey size belirli yüzdeliklerle bonus ödüyor. Bu sayede harcamış olduğunuz paranın bir kısmını geri alabiliyorsunuz. Ayrıca unutmayın, AliExpress'in kuruluş yıl dönümü nedeniyle 28 Mart'ta güzel indirimler var. AliExpress'in uygulamasından indirim kuponları veya AliExpress'in seçkin kuponlarını da kullanırsanız çok daha güzel indirimler almış olursunuz. Açıklama kısmındaki linkten Artı V'ye ulaşabilirsiniz. Ve şimdi dostlar, toplu paket açılışına başlayabiliriz. Bakalım şimdi paketlerin içerisinde neler varmış. Ve ilk paketimizle başlayalım. Şuradan emektar bıçağımızı alalım. Bakalım bir tanesiyle başlayalım. Acaba bunun içerisinde ne var? Evet. Bakalım başka bir şey yok. Güzel. Bu Android'in GoPro'lar için ışığı. Gece karanlıkta GoPro'lar tek değil. Aslında hiç doğru düzgün kayıt almadıkları için kapkaranlık çıkıyor. Bununla birlikte şöyle şunları da atalım. GoPro'nuzun housingine bunu takıyorsunuz. Burada da cırt cırtını vermişler. Güzel de bir cırt cırtı var. Housingle birlikte ledlerle ışık alıyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Çalışacak mı benim emektar? Evet. Oo, bayağı da ışık veriyor. Keşke kaydı bununla yapsaydım. Evet. Güzel. Ne kadar almışız? 21 liraya almışız bunu. Gerçi dolar 4 lira olmadan önceydi bunlar ama. Evet, bakalım. Burada da yine başka bir ürün. Şöyle yine açalım zedelemeden. Bakalım burada ne varmış. Evet. Asist iğnelerimiz. Evet arkadaşlar. Jig için kullanmak üzere aldığımız asist iğneler. Evet, satıcıya elektronik posta gönderdim. Normalde tek bir numaradan seçim yapabiliyordunuz. Ben dedim yarısını şu numaradan, yarısını bu numaradan diye. Sağ olsun hemen tamam dedi. İki paket ayrı ayrı göndermişler. Şöyle açıverelim bir tanesini. Bayağı da güzel duruyor. 20 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 10 tane bir pakette. 10 tane bir pakette. Bayağı güzel asist iğneler. Evet. Keskin de. Bunu 20 tanesini 35 liraya aldık. Tanesi 2 liranın altına geldi. 1 lira 75 kuruş gibi bir fiyata gelmiş oldu. Tanesini bunların normalde 5 liraya satıyorlar. 2 taneli pakette çıkıyor 10 lira. Türkiye'de bu asist iğneler yaklaşık
Tanesi 5 liradan en ucuzunu almaya kalkarsanız, tabii 10 lira, 15 lira, 20 lira olan bile var. Çok da güzel bağlanmış. Asist iğnelerimiz. Evet, bir başkasına bakalım. Şuradan şöyle farklı renkli poşetten birini alalım. Şöyle bakalım bundan ne çıkacak. Bu ne yazıyor üzerinde? 7 lira 62 kuruşa almışız. Evet. Rapala'nın adını biraz değiştirmişler. Yapa da yapmışlar. Yapa da kaşıkları. Güzel şöyle gümüş rengi. Kaç gram bu? 25 gramlık. Evet. Bayağı da parlıyor. İğnesi de güzel keskin. Beni de yakaladı. 25 gramlık güzel bir jigging yazıyor aslında ama jigden çok kaşık olarak kullanabileceğimiz bir ürün. Evet, güzel de bir kutusu var. Bir de şuradan şöyle bir kutuya bakalım. Şurada bir kutu var. Normalde poşetle gelir ama bu sefer kutuya koymuşlar. Şöyle açalım. 48 TL dediğine göre bunun içerisinde ipimiz var. Evet. Şöyle kutuyu parçalayalım. Evet. Sea Knight Monster W8. Sea Knight Monster W8 High Vis Yellow. Sarı renkli birçok videoda ip kullanan gördüm. Normalde sarı çok belli olur, balıkları kaçırır diye kullanılmaz diye düşünüyorduk ama bir de ondan deneyelim diye aldık. Sea Knight benim tek kullandığım ip markası. 500 metresi 48 liraya almışız. Şu anda işte dolar 4 lira olunca 51-52 liraya vesaire yükselmiştir. 9,1 kilo çekerli. Kutusu çok güzel. Kabartmalı. Logosu var. Mikrofilament. Polietilen değil. Ben kullanıyorum. Memnunum. İnternette bunun birçok deneme videoları var. Dayanıklılık deneme için. Şöyle kutusundan da çıkartalım. Hop. Evet. Parıl parıl da parlıyor sarı renkli. Ben buradayım diyor. Sea Knight'ın ürünlerini ben beğeniyorum. Çin'in bilinen markalarından birisi. Amerika'da bile satılıyor. Ucuz ama dayanıklı bir ürün istiyorsanız, ip istiyorsanız Sea Knight en iyisi. Evet, şöyle güzelce tekrar kapatalım. Hop. Evet. Şöyle alttan küçük bir şunu da atalım. Alttan küçük bir poşet buldum. Bu neymiş? 4 TL diyor. 4 liraya aldığımıza göre ucuz bir şey olsa gerek. Şöyle yine bıçağımızdan yardım alarak ayıralım. Bayağı da sağlam yapıştırmışlar canım. Evet, halkalarımız. Rapala için halkalarımız. 50 tanesi 4 lira. Büyük halkam yoktu. Onun için denemek için aldım. Güzel halkalar. 4 liraya 50 halka. Yani Türkiye'den almaya kalksanız herhalde 10 tanesini alınca 4 liraya alırsınız. Bayağı bol bol kullanabileceğimiz bir ürün. Bunu da alalım şöyle kenara. Şuradan yukarıdan başka bir tanesine bakalım. 7 lira 89 kuruş. 8 lira bile değil. Bu neymiş bakalım.
Şöyle içinde bayağı havalı bir poşet var. Zedelemeden içindekini. Evet. Evet, silikon. Evet. Fishing kokulu silikonlarımız 2 4 6 8 10 adet. Sapsarı balıkların dikkatini çekmek için güzel ürünler. Evet, şuradan bir tane daha açalım. Yine 1956. Evet, bir ip kutusu. Bunu Banggood'dan almıştım galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu güzel, çok güzel bir indirim vardı. Neredeyse yarı fiyatına almıştık. Normalde bunlar 35 lira civarı, 38 lira civarı satılıyordu. Evet, yine Sea Knight'ın başka bir ürünü. İçi boş, bunu da atalım. Bu da Sea Knight'ın başka bir ürün. İyice yapıştırmışlar. Neyse. Ama bu 4 katlı. Diğeri W8 8 katlıydı. Bu ince 0-10 mm onluk. Bayağı da başından sonuna kadar yapıştırıcıyla yapıştırmışlar şöyle. Açmaya çalışalım. Bunu da LRF için aldım. Bu 300 metre. 20 liranın altında. Yine bu da sarı. Gece sarı renk kullanılır gibi geliyor. Bayağı da yapışmış. Adamlar üşememişler. Yapıştırmışlar. Evet. Bu Sea Knight Classic. 4 katlı. 0.4 onların numaralandırmasına göre, bizim bildiğimiz Misina numaralandırmasına göre, yani milimetreye göre de 0.10. 3.6 kilo çekeri var diyor. 8 libre. Sea Knight'ın ürünlerini ben beğeniyorum, kullanıyorum. Herhangi bir şikayetim de yok. Bütçeye göre güzel ürünler. Evet, bunu da kapatıp şöyle alalım. Evet, bunu sırf denemek için almıştım. Bakalım, bunun biraz daha büyüklerini kullanıyordum ama küçükleri de iş yapar gibi mi geliyor? Evet, bir başkasına bakalım. 7.85, 9.77 dedik. Herhalde bunun içinde iki ürün mü var? Herhalde içinde iki ürün olduğundan üzerine iki ayrı fiyat yazmışız. Her ikisi de 10 liranın altında. Bakalım ne çıkacak. Evet, içi boş. Atalım bunu da. Evet, yine silikonlarımız. Fish lure. Wild action is the attraction. Power bait. Evet. Şunun renkleri çok güzel. Bence bu, evet. Levrek buna dayanamaz gibime geliyor. Akşam denemekte fayda var. Şunlar da küçük versiyonları. Birisi 50 mm, bu da 75 mm. Yanına da hediye koymuşlar. Şöyle iki tane hediye koymuşlar. Koyu renkliden. Haydi, yapıştı elime. Evet, hediyesiyle birlikte geldi. Evet, ürünlerimiz azalıyor yavaş yavaş. En büyüğü de en sona sakladık. Şuradan bir tane daha açalım. 7 lira 54 kuruş diyor üzerinde. Ben o dolarları unutmayayım diye Türk lirasına çevirmiştim.
Bakalım bunda. Evet, bunda da makasımız var. Daha doğrusu balığın ağzından çıkartmak için, iğne çıkartmak için, balığın ağzından iğne çıkartmak için makasımız var. Şöyle güzel. Evet. Şuradan evet kilitleniyor. Şuradan da açılıyor. Bayağı sıkı sıkı da tutuyor incecik şeyi bile. Şuradan. Evet, bayağı da sıkı tutuyor. Güzel. Balığın ağzından iğne çıkarmak için güzel bir makas. 7 lira normal. Bunu herhalde bir 15-20 liradan aşağıya bulamayız burada. Evet, bunu da yana alalım. Buradan sarılardan birine daha bakalım. Evet. 3,85 TL, 7 şey pardon 5,77 TL, iki fiyat var. Bunun içinde de iki tane ürün var demek ki. Çifter çifter almışız aynı satıcıdan. Aynı satıcıdan alırsanız ürünleri beraber paketliyorlar. Beraber geliyor. Bazen ayrı ayrı ürünlerde, ayrı ayrı satıcılardan ayrı ayrı ürünler aldığınızda birisi bir bakıyorsunuz 2 hafta sonra gelmiş. Birisi bir bakıyorsunuz 2 ay sonra gelmiş. O yüzden aynı satıcıdan mümkün olduğunca ürün almakta fayda var. Evet. Oo. Silikonlarımız. Evet. Bu da güzel beyaz iğneli. Hem iğnesi de var. 3 tane şu almış olduğumuz tanesi 1 liraya geliyor zaten. Top arkası devre geçin. Aldım. Şöyle şunları çekelim. İçini boşaltalım. Bunu poşete koymamışlar. İçinden de bir sürü. Evet, çıktı. İçi boşaldı. Bunlar da iğnesiyle birlikte yine güzel silikonlar. Bayağı iş yapacağını düşünüyorum. Bayağı iğnesi de güzel yani. Şunları en iyisi bir poşete koyalım. Şuradan. İğnesiyle birlikte 10 tanesi kaç lira dedik? 5,77. 50 kuruş. 57 kuruş. 2 tanesi 1 lira. Normalde herhalde bunun tanesini Türkiye'den 1,5-2 liraya anca alırız iğnesiyle birlikte. Şunu da atalım. Evet. Bakalım. 2 TL. Yani Çin'den kargosu içinde 2 TL'ye ürün. Tire and Discorder. Evet. Bu evet, bu hatırladım bunun ne olduğunu. Bu plastik bir şey. Aslına bakarsanız hiç ihtiyacım olan bir şey değil ama bunu denemek için almıştım. Daha doğrusu ne işe yaradığını anlamak için almıştık. Bu bağlama aparatı diye geçiyor. Bununla iğne veya işte balıkçılık düğümleri atabiliyormuşsunuz. Öyle diyor. 2 tane göndermiş. Tanesi 1 TL. Şuralarda çentikleri var. Şu arkasında da çentikleri var. Bunun resmi var. Resmine bakarak istediğin şekilde oradan geçiriyorsun, buradan geçiriyorsun derken düğümünü atıyorsun. Evet. Gerçi söylediğim gibi yani benim pek ihtiyacım olan bir şey değil ama merak ettim. Nasıl işe yarıyor mu diye. 2 tane göndermişler hem de. Sağ olsunlar. Düğüm atma gibi bir derdimiz yok. Ama olsun bulunsun bakalım.
Su da balığın ağzından iğne çıkarma için de kullanılabilir. Aslına bakarsanız bu biraz fantazi bir ürün oldu. Evet, bunu da alalım. Poşetini de atıverelim. Şuradan da bakalım. 7 lira 08 kuruş. 7 lira. Bu neydi? Şöyle açalım. Yine herhalde atalım. Evet, yine bir jig. Kaşık değil, jig. Evet. Güzel parlak. Şöyle poşetini de yırtmış geçmiş. Şöyle güzel parlak. 28 gram diyor. Evet, bir tarafı düz yapmışlar. Bir tarafında zebra yapmışlar. Deneyeceğiz bakalım. Arkasında tüylü yapmışlar ama bu tüyleri çıkartabiliriz de. Ağız kısmına da yeni aldığımız asist iğnelerden bir tanesini bağladık mı 10 numara olur. Evet, bayağı da güzel. Poşeti bir işe yaramıyor. Bunu da atalım. Evet, geldik son iki paketimize. Evet, 4 lira 25 kuruş. Bu tabi, bu da denemek için aldığım bir üründü. Şimdi hatırladım. Zaten fiyatından daha önceden bahsetmiştik arkadaşlarla. Şöyle açalım. Evet. Evet. Kokulu silikon kurtlarımız. Güzel. LRF için kokulu silikonlardan Türkiye'de satın almaya kalktığınız zaman herhalde 30 liradan aşağı bulacağınızı pek zannetmiyorum. Powerworm diye bir kurt. Bayağı da güzel. İnce ama bastırınca genişliyor gibi. Çin malı kokulu silikonlar LRF avları için. Melanur zamanı, şu anda güzel akşamları melanur yakalıyorlar. Yani denemek için aldık. 4 lira. Yani işe yarısı kadar yarasa diğer aldıklarımızın, yine 30 lira vereceğine 4 lira verirsin. Evet, biz de bunu denemek için aslında almıştık. Arkadaşlarla da daha önceden konuştum bununla ilgili. Yani başta da söylediğim gibi bu tip silikon kurtlar, yabancı meşeyle Türkiye'de satılan herhalde 30 liradan aşağı yoktur. Bu da 4 lira, 8'de 1'i kadar. Pahalı silikonların yarısı kadar işe yarasa, nereden baksanız 4 kat daha karlısınız. Yarısı kadar işe yarasa. Evet, gelelim içlerinden en pahalı olan ürüne ve en büyük pakete. Bu da bugün geldi arkadaşlar. Bunu ne kadar almıştım, ben üstüne yazmamışım. 90 lira civarı, 89 liraya mı almıştım? Öyle bir şeydi. Şöyle şuradan poşetini yırtayım. Evet, şu bıçağı artık işimize yaramıyor. Kenara ayıralım. Evet. Şöyle açalım. İçerisinde başka herhangi bir şey yok.
Evet, spin yeleği. Şu vakumlu poşetinden de çıkartalım bakalım. Resminde gösterdiği kadar var. Aşağısı yok. Evet. Bu da spin yeleği. İçerisi de dolgulu. Dolgulu yapmışlar şurasını. Evet, dolguları var. İsterseniz çıkartabilirsiniz. Can yeleği olarak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle. Şurada da dolguları var. İki tane şöyle yanda. Şu fermuarını açalım. Şu bayağı şu iplerin uzun olması değişik bir hava katmış. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Şöyle bir spin yeleğimiz var. Şuralardan ayarlayabiliyorsunuz kendi vücudunuzun ölçüsüne göre. Şöyle yanda, şöyle göstereyim. İki tane. Lixada markası bu arada. Lixada diye geçiyor. Ben bayağı indirime girer vesaire diye bekledim ama girmedi. Bu tekstil ürünleri özellikle Çin'de pek indirimli olmuyor teknoloji ürünleri kadar. En çok zaten o elektronik eşyalarda indirim oluyor. Her neyse, iki tane şöyle yanda, iki tane önde ve arkada olmak üzere şu ön kısımda yerleri var. Şuralara kutuları koymak için. Buraya herhalde 1, 2, 3'lü rapala kutusu sığar. Şuralara da bayağı çift fermuarlı da yapmışlar ha. İçinde lastiği de var. Malzemeleri koymak için. Bayağı güzel. Benim hoşuma gitti. Şurası da teleskobik kamışları sokmak için. Şuradan cırt cırtlı. Bir de arkasına bakalım. Arka tarafında da bölmesi olacak. Evet. Arka tarafta da şöyle biraz büyük bir bölmesi var. Aslında buraya da büyük rapala kutuları sığar diye düşünüyorum ama. Şurada da filesi var. Yine içinde sert süngerleri var. O kadar da gerçi sert sayılmaz ama denize düşersiniz belki diye suyun üzerinde tutması için, bir yandan da can yeleği olarak 1, 2, 3 parçalı. Bunları isterseniz çıkartabilirsiniz. Yani denize düşme olasılığı olan bir yerde av yapmıyorsanız çıkartabilirsiniz. Ya da sırtınıza destek olabilir. Şöyle üst tarafında da ayarı var. Tam sizin ölçünüze göre istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani böyle bir ürünü Türkiye'den herhalde bir 150 liranın aşağısına alamayız. Gerçi dediğim gibi tekstil ürünlerinde Çin o kadar çok önde gelen bir piyasa değil ama yine de benim hoşuma gitti. İhtiyacım da vardı. Şurada içinde de fermuarları var. Tutacak yerleri var. Şuradan da bayağı şu filenin içerisinde de şuraya da bir şeyler koyabilirsiniz. Bayağı da gözleri var. Evet, şuradan içini çıkartabiliyoruz. Şöyle çıkartalım hatta. Evet, bu olsa da olur, olmasa da olur sünger ama dediğim gibi balığa giderken düşme tehlikeniz varsa suya, bununla suyun üzerinde kalmanızı sağlayabilir. Şöyle geri yerleştirelim. Şurayı da kapatalım. Evet arkadaşlar, bugün de farklı bir video ile birlikteydik. Çin'den almış olduğumuz balıkçılık ürünlerini toplu paket açılışını gerçekleştirdik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. İlginizi çeken şeyler bulmuşsunuzdur, görmüşsünüzdür.
Bülent Alay ile balık avında kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda birlikte olmak dileğiyle.